Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, bu Ramazan gününde iftar öncesinde Müslümanların son günlerde en büyük yaralarından olan, en fazla hem canımızı yakan, içimizi sızlatan, gündemimizden düşmeyen bu Gazze meselesiyle ilişkili gördüğüm tarihten bir hadiseyi bugün anlatma niyetindeyim. Benim alanım İslam tarihi olduğu için tarihten konuşmak daha kolay geliyor bana. Şimdi tarihle ilgili bir iki cümle söyleyeyim müsaadenizle. Tarih dersleri çoğunlukla böyle sıkıcı, ezber dersi olarak algılanır okullarda. Sık sık şunu söylerim ben derslerde, ders dışında da tabii söylüyorum. Şimdi tarih bir defa ezber dersi değildir. Olmamalıdır da değildir de aslında. Ama yaygın bir kanaat ezber dersi şeklinde olduğu şeklinde bunu biliyorum. Ama o yaygın kanaat yanlıştır. Tabii bunun böyle yaygın kanaat oluşmasının, yani yanlış bir yaygın kanaat oluşmasının tabii birkaç sebebi var. Bunlardan birisi eğitim sistemiyle alakalı. Dolayısıyla o eğitim sisteminin içerisinde olup da buna etki edebilecek, düzeltebilecek kişilerin de bunu nazar itibara alarak eğitim sistemimizin o yönünü düzeltmek için çaba sarf etmeleri lazım. Ama biz kendimizi ilgilendiren yönünü dile getirecek olursak, yani bir tarihi okuyan, dinleyen kişiler olarak. Şimdi öncelikle tarih ne için okunur sorusuna ben şu cevabı veririm. Tarih günümüzü anlamlandırmak, geleceğimizi inşa etmek için okunur. Günümüzü anlamlandırmaktan kastım şu. Şimdi toplumda etkisi olan kişiler bir söz söylediğinde veya bir karar aldığında, bir şeyi uygulamaya konduğunda acaba bu hangi maksatla söylenmiş veya hangi maksatla icraata konmuş bir iştir? Hangi maksatla söylenmiş bir sözdür? Hangi maksatla uygulanmış bir iştir? Bunu anlamak çoğu zaman önemlidir. Bu bir. İkincisi de bu söz veya fiilin, işin sonuçları ne olabilir? Yani o sebebi anlayarak sebebin doğuracağı sonuçları kestirmek. Şimdi günümüz için bu önemli. Bu sonuç kısmı gelecekle de alakalı. Bu neden önemli ya da tarihten, şimdi neden önemli? Mesela bir devlet başkanı veya bir devletin ilgilisi, yetkilisi ya da toplumda etkili olan bir kişi, bu bilmem kanaat önderi denen kişiler olabilir. Ticari hayatta önemli bir işte ticari kurumun yöneticisi, karar merciği, sahibi olabilir. Yani alan sadece siyasi alan değil. Gerek siyasi, gerek toplumsal, gerek iktisadi alanda etkili olan bir kişi eğer bir söz söylemişse, bir iş yapmışsa, bir karar almışsa, bir uygulamayı başlatmışsa bununla ne hedeflemiş olabilir? Bunu anlamak için biz tarih okuruz. Niye tarih okuruz da bugün değil? Bugünü zaten okuyacağız da. Tarihi şundan okuruz. Bizim bildiğimiz kadarıyla tanıdığımız insanlık tarihindeki insanların temel karakteristikleri, özellikleri var. Hazreti Adem'den günümüze kadar değişmeyen özellikler var. Buna ilaveten insanların farklılıkları da var. Zaten insanları belirleyen şey benzerlikleri değildir. Farklılıklarıdır. Eşyayı da öyle. Yani insan vücudunda bir yerde okuduğuma göre 100 trilyon, bir başkasından duyduğuma göre 30 trilyon hücre varmış. 30 veya 100 trilyon, trilyonlarca hücre var. Bu trilyonlarca hücrenin birbirine benzeyen çok noktası var. Öyle olunca bir insanın başka bir insana benzeyen trilyonlarca noktası var demektir. Trilyonlarca nokta. Ama
bir kimseye A şahsı, B şahsı, C şahsı denmesi onu diğer insanlardan ayıran farklılıklarıyla olur. Yani o farklılığa bakarak bu A deriz, bu B deriz, bu C deriz. Şimdi o temel özellikleri eğer biz bilirsek, bu sefer o tarihten bilirsek günümüz içinde onu kullanabiliriz. Yani bir adam bir söz söyledi, bu ne işe yarar? Aslında sonuma söyleyeceğim bir sözü şimdiden bir örnek olarak vereyim. İşte bizim günümüzde bizi en çok üzen hadiselerden değil mi? En fazla gündemimizde olan şeylerden birisi ne? Gazze'deki bu Siyonist katillerin Müslümanları, çoluk, çocuk, kadın demeden sivilleri katletmesi. Bir katliam uyguluyorlar. Katliamı da geçti, soykırım uyguluyorlar. Şimdi İsrail dediğiniz memleket, devlet, terörist devlet, işte 15 milyonu bulmayan nüfusu olan bir devlet. 15 milyon deseniz yuvarlak hesap. Müslümanların nüfusu da 1,5 ile 2 milyar arasında tahmin ediliyor. Tam bir sayım yok. 1,5-2 milyar, 15 milyon. Yani şimdi bu kadar büyük fark varken bu 15 milyonluk devlete neden bir şey yapamıyor Müslümanların sorusunun birçok cevabı var. Bunlardan birisi şu. 7 Ekim'de bir harekat başlattı Gazze'deki bazı Müslümanlar, o teşkilatlı Müslümanlar. Ve o harekattan 2 gün sonra Amerika Devlet Başkanı Biden bir beyanat verdi. Dedi ki, ben en büyük uçak gemimi Akdeniz'e gönderiyorum, Doğu Akdeniz'e. Bir ikincisini de göndereceğim dedi. Ondan sonra da sakın ha bu işe kimse karışmasın, bu işi karşısında beni bulur dedi. Şimdi bu beyanatın acaba muhatabı kimdir? Benim anladığım bir defa Filistinliler kesinlikle değildir. Gazze'liler, Filistin, genel olarak Filistinliler kesinlikle değildir. Neden değildir? Onun o beyanatı vermesine lüzum yok. Zaten Gazze yıllardır abluka altında. İşte o Mavi Marmara gemisi zaten o ablukayı kırmak için veya kıramasan bile dünyada Gazze'lilerin böyle bir abluka altında olduğunu dünyaya anlatmak için yapılmış bir harekattı o şey. Mavi Marmara teşebbüsü. Yani Gazze'de zaten yıllardır abluka altındalar karadan, denizden. Dolayısıyla havayı zaten söylemiyoruz, öyle bir imkanları yok. Ha, dolayısıyla onların zaten Amerika'nın falan gelmesine lüzum yok ki, zaten muhasara altındalar. Ama benim gördüğüm o Biden'ın sözünün birinci muhatabı diğer Müslümanlar da değildi. Birinci muhatabı İsrail'di. Neden? İsrail, Müslümanların arasına gönderilmiş kiralık katildir. Kim gönderdi? Başını İngiltere'nin çektiği, o dönemde Amerika bu kadar etkili değildi. 1917 yılında İngiltere orayı işgal etti, o bölgeyi. Başını İngiltere'nin çektiği batılılar, emperyalistler, sömürgeciler. Ha niye yaptılar bunu? Şimdi bir defa Hristiyanların gözünde Yahudiler nedir? Buna bir bakmak lazım. Hristiyanların gözünde Yahudiler, onların inancına göre haşa Tanrı'nın oğlunu öldürmüş katillerdir. Tanrı'nın, kendilerinin inandığı Tanrı'nın oğlunu öldüren katile hiç dostluk besler mi? Muhabbet besler mi? Müsamaha gösterir mi? Göstermez. Nitekim de göstermedi. 1900 küsur yıldır göstermedi. Ve Yahudiler tarih boyunca Hristiyanların zulmünden Müslümanların geldikleri ülkelerde Müslümanlar vasıtasıyla rahat ettiler. Yani Hristiyanlar Yahudilere zulmettiler. Eğer o zulmedilen bölgeye Müslümanlar geldiyse Yahudiler rahat ettiler. Tarih boyunca çok bunun örneği. Mesela Kudüs'ü İlk defa fetheden Müslüman kimdi yönetici? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiği zaman ki şeyle, savaşarak değil, anlaşmayla teslim ettiler. O zaman
Kudüs'te Yahudi yoktu. Olamazdı da. Neden? Çünkü Yahudiler Hristiyanlara göre Tanrı'nın onu öldürmüş adamlar kutsal şehre koyarlar mı? Tabii ki koymazlar. Yahudiler yoktu Kudüs'te. Daha sonra ikinci fethi Salahaddin Eyyubi yaptı. O zaman da Yahudi yoktu Kudüs'te. Çünkü Hristiyanlar Yahudilere hayat hakkı tanımak istemezler. Hayat hakkı verdikleri yerde de işkence ederler, ettiler tarih boyunca. Onlara hakaret ettiler. Sürekli gettolara, yani bu şehir dışında kendi içlerinde kapalı mahallelerde yaşamaya mahkum ettiler. Müslümanlar Kudüs'e girdiği zaman belli şartlarda Yahudilere de orada yaşama hakkı verdiler. Şimdi Endülüs'te, Müslümanlar Endülüs'e miladi 710 yılında girdiler, fethettiler. Çok kısa, 3 senede okuyacağı şeyi, İber Yarımadası'nı, şimdiki İspanya, Portekiz'in bir kısmını fethettiler. Orada da daha evvel Hristiyanlar vardı. Katolik Hristiyanlar, Yahudilere hayat hakkı tanımıyorlardı. İki defa papalığın, bu Katolik Roma'daki papalığın emriyle din değiştirmeye zorlanmışlardı. Ne zaman ki Müslümanlar girdiler İspanya'ya, Endülüs diyor Müslümanlar o bölgeye. Endülüs'e ne zaman ki girdiler, orada Yahudilere hayat hakkı tanıdılar. Daha sonra 1492'de son Müslüman emirliği, Gırnata'daki Beni Ahmer emirliği düştü. Yani 710 yılından 1492 yılına kadar Endülüs'te Müslümanların devleti vardı. 1492'de küçülmüştü ama yine 250 yıllık bir Gırnata emirliği vardı. 1492'de Müslümanların son devleti Endülüs'te düştü. Ondan sonra o Hristiyanlar hem Müslümanlara zulmettiler, hem Müslümanların emri altında rahatça yaşayan Yahudilere zulmettiler. Ve oradaki Müslümanları zulümden kurtarmak için çabalayan Müslüman devletler oldu. Bunlardan birisi Osmanlı'ydı 2. Bayezid zamanında. Fatih'in oğlu 2. Bayezid. O zaman Müslümanları taşırken onları da taşıdılar. Yani zulümden kaçırdılar gemilerle. Direkt Osmanlı'nın oraya müdahale imkanı yoktu. Değişik sebepleri var. Ve o 1492'de o taşınan Yahudileri Osmanlı getirdi, kendi topraklarına yerleştirdi. Bunlardan birisi Selanik, yerleştirdiği yerlerden birisi. Birisi İzmir, bir kısmen İstanbul. Yani tarih boyunca Yahudiler Hristiyanlardan zulüm gördüler, Müslümanlardan adalet gördüler. Şimdi ne zamana kadar bu sürdü? İkinci Dünya Savaşı bitene kadar. İkinci Dünya Savaşı'nda işte malum Hitler'in Yahudileri işte yok bilmem fırınlarda yaktı vesaire falan. Tabii abartılı rakamlar söylüyorlar. Yani o söyledikleri kadar rakam mümkün değil diyor araştırmacılar. Bunlardan birisi de Recai Carudi, yani Roger Garudi idi. Müslüman olmuştu. O da yani bu Hitler'in zulmü doğru ama bu sayılar abartılı. O kadar Yahudi olamazdı zaten o gün Avrupa'da gibi şeyler yazdı. Belgelere dayalı. Ona da ambargo uyguladılar. Şimdi yani İkinci Dünya Savaşı biterken İngilizler şöyle bir şey düşündüler. Dediler ki bu Yahudiler bizim 1945 yılından beri başımızın belası. Tabii Hazreti İsa'ya bir defa eziyet etmişlerdi. Bu beladan kurtulalım. Yani şimdi hem Tanrı'nın oğlunu öldürdüğünü iddia ettikleri katiller başta. Artı o da yetmiyor. Bu Yahudiler aldıkları eğitimle tıynetlerini bozmuşlar. Yani yeni çocuk doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ama onun aldığı eğitimle bozuyorlar. Ve o bozuk ahlakla bulundukları yerde fesat çıkarıyorlar.
Tarih boyunca böyle olmuş. Onun için bu kadar tepki çekmişler tarih boyunca. Birinci sebebi o Hazreti İsa'yı katlettikleri iddiası. Tabii onlar katletmediler. Hazreti İsa öldürülmedi. Ayet onu açık söylüyor. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ diyor ayet kerime. Onu ne öldürdüler ne de astılar. Onlara biri benzetildi. O benzetilen adam öldürdüler. Ama Hristiyanlar böyle düşünmüyor. Öldürdüler diyorlardı Yahudiler. O öldürdükleri için katil adamlar, ikincisi de çok fesatçı adamlar. Bulundukları yerde gizli dolaplar çeviriyorlar, sahtekarlık yapıyorlar, ticari hayatı bozuyorlar. Onun için o 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı bitene kadar sürekli zulüm gördüler Hristiyanlardan. Ya bu İngiliz aklı bu tarihten evvel şöyle düşünmüştü, o tarihte icraata başladılar. Dediler ki bu bizim içimizde ur, 1900 küsur yıldır bu uru başımıza bela Yahudiler. Bu uru içimizden atalım. Nereye atalım? İşte yakın zamanda son verdiğimiz o Müslümanların son büyük cihan şumul devleti Osmanlı topraklarına atalım. Bunu İkinci Dünya Savaşı'ndan çok önce bu şeydi. Yani 1800'lü yılların sonlarında bu karar verilmişti. 1897'de. İsviçre'nin Basel şehri var. Basel yazılıyor, Basel okunuyor. Basel şehrinde bir Yahudi kongresinde o kararı aldılar. Dediler ki 50 yıl sonra Filistin'de bir Yahudi devleti kuracağız. Aslında orada iki görüş vardı. Dediler ki ya bu Osmanlı'ya bize müsaade etmez. Nasıl kuracağız? Osmanlı ne kadar zayıflamış da olsa dünyanın en büyük devletlerinden birisi, en güçlü devletlerinden birisi. Mümkün değil. Biz bu gücümüz ne ki bizim dağılmışız dünyanın dört tarafına, topluluğa bir yerde bulunamıyoruz. Ama birileri bazı gerekçelerle, şimdi o ayrıntıya girmeyeceğim zaman konuyu dağıtmamak için, bazı gerekçelerle birileri hayır başka yerde olmaz, bu Filistin'de olacak dediler devletimiz. Mesela o zaman görüşlerden birisi şuydu. Güney Amerika'da bol miktarda boş arazi var. Bu boş arazilerde bir devlet kurarsak bir şey olmaz. Hakikaten de öyle bir şey olmazdı. O epey de güçlü bir görüşken sonradan birileri bunu caydırdılar. 50 yıl sonra Filistin'de devlet kuracağız dediler. Kaç yılında? 1897'de. 50 yıl sonra kaç ediyor? 1947. Gerçekten de tam 50 yıl sonra o devletin temelini attılar. Tabii arada o Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı'nın parçalanması vesaire bunun zeminini hazırladı. Şimdi orada Yahudilerin kendi başlarına devlet kuracak güçleri yoktu. Zaten bunu gördükleri için de çok nazlanıyorlardı. Ya bu nasıl mümkün olacak? Akılları almıyordu. Akılları almıyordu. Orada devleti 1917'de o bölgeyi İngiltere işgal etti. Ve 1917'den 47'ye kadar 30 yıl boyunca Müslümanların kollarını tuttu. Ellerindeki silahları topladı. Ve Yahudilerin eline silah verdi, o kollarını tuttu, engellediği Müslümanları öldürttü. Kaçırttı, köyleri bastılar, çocuk öldürdüler. Yani bu 1917'den beri devam eden bir hadise bu. 47'de kadar. 30 yıl bunu yaptılar. Ondan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'in bir kararıyla da devlet kurdurdular. Şimdi, yani orada İsrail devletini kuranlar Yahudilerin kendileri değildi. Dolayısıyla onlara oraya atıp onları, yani hem Batı'nın içindeki Ur'dan kurtuldular, hem de Müslümanların içine bir Ur attılar. Bomba attılar. Biz o gün bugün bakın İslam alemi kan alıyor. Şimdi biraz evvel söylediğim Biden'ın, yani o galiba 9 Ekim'deydi verdiği beyanatta, ben en büyük uçak gemi gönderiyorum Gazze açıklarına, Doğu Akdeniz'e. İkinci gemi de göndereceğim. Ve bu işe kimse karışmasın. Ben karşısında beni bulur dedi açık açık. Beyanat verdi Biden. Birkaç gün sonra bir beyanat daha verdi. Dedi ki bir İsrail devleti olmasa yeryüzünde biz kurarız. Yani bununla muhatabı ne? Oradan çıkmıştı konu. Kimin muhatap olarak kime mesaj veriyor? Yahudilere, yani İsrail'e mesaj veriyor. Diyor ki sizi biz oraya
kiralık katil olarak gönderdik. Müslümanları öldürme vazifesi verdik. Sakın ha, baskılar, maskılar, biz bu işi başaramayacağız, fazla cinayet oldu ya da bizim üstümüze gelecekler diye korkmayın. Sana verdiğim görevi yapmak zorundasın. Ben sana gereken desteği veririm. Ha, başarılı olamazsın, bilmem ne olursan da sakın ha, bana sığınma. Benim verdiğim görevi yapacaksın. Başka bir ikinci şansın yok dedi. Kim diyor bunu? Biden. Birinci muhatabı Yahudiler, İsrail. İkinci muhatabı kim? İkinci muhatabı da Müslüman devletler. Yani halkı Müslüman olan, başlarındaki işte bir kısmı şöyle, bir kısmı böyle ama Müslümanların devletleri. Müslüman devletlere de dedi ki, yani orada bir ufak devlet var diye sakın çullanmayın üstüne. Arkasında ben varım. Bunu açık açık söylüyorum dedi. Hemen peşinden Almanya bilmem ne de sıraya girdiler. 5-6 devlet daha hemen biz de varız dediler. Yani bugün Gazze'ye müdahale edilememesinin benim kanaatimce birinci sebebi budur. Veya ilk sebeplerinden birisi budur. Amerika ile ve onun yanında olan diğer büyük devletlerle, güçlü devletlerle mücadeleyi göze alamamaktır. Yoksa ben inanıyorum ki eğer öyle bir açık destek olmasaydı, bu kadar 57 tane galiba şey var, İslam Konferansı Teşkilatı'na üye devletimiz var, devlet var. Onların içerisinden 2 tane, 3 tanesi çıkardı. Nitekim halkı Müslüman olmayan bazı devletlerden bile, Güney Amerika'dan vesaire, lan bu böyle olur mu, bu kadar zulüm mü olur, İsrail'e bir dur deyin dedi. Onlardan da destek gelirdi. İsrail'e bir şöyle bir höt falan denirdi benim kanaatim. Şimdi tarih dedim ya, biz tarihi niye okuyoruz? Tarihteki olan hadiselerden ibret alıp günümüzü bir anlamlandıralım. Bu bir. İkincisi de geleceği inşa edelim. Geleceği inşada ne işe yarar tarih okuma? Şimdi hadiseler arasında bir sebep-sonuç ilişkisi var. Yani bazı sebepler bazı sonuçlara etmiş. Yani sonuçlar ortaya çıkarır, doğurur. Bazı sonuçların da sebepleri vardır. Nereden kaynaklandı bu? O sebepler, sonuçlar bazen çok açık görünür, bazen açık görünmez. Onun uzmanı anlar. Ya ince araştırmayla anlarsınız. İşte tarih okuyacağız ki, tarihteki insanlar da bizim gibi insanlardı. Bizim gibi özellikleri vardı. Ne vardı? İnançları var veya inançsızlıkları var. İktisadi kaygıları var, arzuları var. Allah-u Teala bunlara da hep işaret ediyor. Mesela bir ayette diyor ki Es-Sallallahu aleyhi ve sellem زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَن۪ينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْزِ الْمُسَوَّمَةِ İnsanın zaaflarından bahsediyor. Bir, ya insana diyor şunların sevgisi süslendi, tabiri ilginç, süslendi, süslü gösterildi. Yaratılış bu. Böyle yaratmış. Çünkü imtihandayız dünyada. Ne onlar? Bir, karşı cinsel olan sevgi, ilgi. Bir, evlada olan ilgi, sevgi. Yani benim çok evladım var. Kimse bana bir şey diyemez. Onlar beni savunur falan. Başka da var. Sevgisi de var tabii. Yani evlad, kendisi için yapmadığı işi bazen evladının hatırı için yapıyor. Tamam mı? Ölçüyü kaçırırsa yapıyor. Şimdi vel kanatirin mukantarati diyor. Kantar kantar mine zehebi vel fıddati. Kantar kantar altın, gümüş. Yani çok mal. Çok mal. Bir de vel halil musevvemeti, yetiştirilmiş atlar. Bugün tabii o atların yerine Mercedes vesaire geçti. Yani araba. Tabii bu ayette bunlar sayılıyor. Başka ayetler de var. Yani eğer insanı tanımak istiyorsak, İnsan psikolojiyi öğrenmek istiyorsa Kur'an okuyacağız, oradan başlayacağız. Çünkü Kur'an insan için gönderildi ve insanı baştan sona insanı tanıtıyor. İnsanla ilgili şeyler, bazen doğrudan bazen dolaylı mesajlar var. İnsanı tanıyacağız. Yani tarihteki insanla bugünkü insanın bu açıdan farkı yok. Arzuları var, hevesleri var, zaafları var, güçlü noktaları var veya güçlendirilecek metotları var, eğitim vesaire falan diye. İşte o zaman tarihteki hadiselere neler sebep olmuş, o sebepleri öğrenirsek bugünkü hadiselerin sebeplerini anlayabiliriz. Veya tarihteki hadiselerin sonuçlarını öğrenirsek, anlarsak bugün
bizim veya başkasının aldığı bir karar, söylediği bir demeç, verdiği bir demeç, yaptığı uygulamanın sonuçlarını kestirebiliriz. Ona göre de geleceği inşa için tedbirler alırız. Deriz ki tarihte adam şu kararı almış, şöyle sonuç vermiş. Bu sonuç iyiyse biz de benzer bir karar alalım deriz. Kötüyse o kararı almayalım deriz. Şimdi bugün Gazze tabii yani konuşmaya utandığımız bir konu. Yani 15 milyonluk İsrail'in karşısında 1,5-2 milyar arasında nüfusu olan bazıları 2 deyip kestirip atıyor. 2 milyarlık İslam aleminin sessiz kalması, böyle canlı yayında Müslümanların katledilmesi, söylerken utandığımız şeyler, yüzümüzün kızardığı şeyler. Ama acaba sadece işin bu yönünü mü düşünmek lazım? Yani bu utanç verici, zillet halini mi düşünmek lazım? Yoksa ümit var olmak da mümkün mü? Ben buna ikinci şıkla, yani ümit var olmak lazım. Bir türlü yaşadığımız şeylerden utanmamız lazım, üzülmemiz lazım, tedbir almamız lazım. Doğru ama bunun ilelebet, bu zillet halinin ilelebet devam etmeyeceği kanaatindeyim. Buna da tarihten bazı örnekler görerek bu kanaate varıyorum. İşte bu örneklerden birisi yine Gazze'ye çok yakın bir yerde olan, liseden vesaire tarih derslerinden hatırlayacağınız aynı Calus Savaşı var. Aynı Calus Savaşı. Aynı işte göz ya da göze demek. Göze yani su kaynağı. Küçük pınarlara pınar. Aynı Calut pınarı, Calut gözesi demek. Şimdi bu Gazze'nin biraz daha kuzey doğusunda bir yer aynı Calut. 1258 yılında miladi Moğollar o günkü İslam halifeliğinin merkezi olan Bağdat'a girdiler. Abbasi halifeliği vardı. Ve Bağdat'ı yerle bir ettiler. Tabi evveliyatı var. Onu anlatmıyorum. 1258'de Moğollar Bağdat'a girdiler. Aslında halifeye dediler ki diretmeden şehri bize teslim edersen senin canına falan dokunmayacağız. Seni serbest bırakacağız. Gidersin gideceğin yere. O da inandı. Zaten gücü de yoktu. Diretecek gücü. Çünkü Bağdat'a gelene kadar önlerine geleni hiç kimse durmamış. Yıka yıka gelmişlerdi. Ve halife şehri teslim etti ama bir bahane buldular. Vay sen sözünde durmadın, biz de sözümüzde durmayız dediler. Zaten gavurun sözüne güvenilmez ki. Ve halifeyi böyle bir halıya sardılar, atların ayağının altına attılar, askerlerini böyle parçalattılar. 1258. Şimdi Moğollar üç koldan yürüyorlardı. O Bağdat'tan sonra bir kol aşağısına Suriye, oradan Mısır'a doğru harekete geçti. Hedeflerinde şu var idi. Mısır, yani o Bağdat düştükten sonra tabii o Suriye bölgesinde de bazı küçük Müslüman devletler var ama güçlü değillerdi. O güne kadar yani direnemeyen Müslümanlar o bölgede direnme gücü bulamazlardı. Oradan bir Mısır'da güçlü devlet var, Memlükler var. Eğer Memlükleri de geçti mi, ki o güne kadar herkesi geçmiş, onu da geçerim hesabındaydılar tabii. Kuzey Afrika boyunca ilerleyip oradan İspanya'da, oradan da Avrupa'yı kuşatmış olacaktı. İspanya'da Müslümanlar var. Yani 1290 kaç dedik, 1258. Kaçta İspanya'daki son devlet kaçta yıkılmıştı? Biraz evvel söyledim, 1492. Şu Amerika'nın Avrupalılarca keşfedildiği yıldır ve çok birebir de ilişkisi vardır. Ama mevzuyu dağıtmamak için onu şimdi söylemeyeceğim. Eğer vaktimiz kalırsa biriniz bana hatırlasın, o 1492'yi çok kısa birkaç cümleyle söyleyeyim. Önemli bir bilgidir. Pek de dile getirilmez bizim tarih kitaplarında nedense. Okullardaki tarih kitaplarında. Şimdi yani Moğollar Bağdat'ı geçtikten sonra Suriye'ye yürüdüler. Orada birkaç devlet vardı. Onlar diretemediler fazla. Ve oradan Mısır üzerinden devam edeceklerdi Kuzey Afrika'da. Mısır'da Memlüklü devleti var. Memlük
Kısaca köle demek. Yani köleler devlet kurmuş. O köleler de Türk kökenli şeylerdir. Kölelerdir. Türk kökenlidirler. Yani köle devlet kurar mı? Kurar. Nasıl kurar? Çok önemli, başlı başına konuşulması gereken bir konu ama ben bir parantezden iki cümleyle söyleyeyim. Bunu bir araştırın. Önemli ya da aklınıza mutlaka bulunsun. Şimdi İslam tarihinin hiçbir döneminde kölelik, şu bizim Amerika filmlerinde gördüğümüz şekilde kölelik olmamıştır. Biz bir tanesini biliyoruz ama tarihte iki tane Memluklu devleti var. Yani bizde yaygın bildiğimiz birisi bu Mısır'daki, şimdi bahsedeceğimiz biraz sonra. Bir de Hindistan'da Memluk devleti var. İlginçtir, oradakiler de Türk köleler. Ya köle nasıl devlet kurar? Şimdi İslam Müslümanlar savaşta birini esir alırlar. Ama o Amerikalıların davrandığı gibi davranmazlar. Adamın kabiliyetine, yani köleleştirir de, hepsini değil tabii, onun değişik yolları var. Bir kısmı köleleşir. Köleleştirdikten sonra, ama o adamın kabiliyetine göre ona görev verir. Eğer o köle askerse, askerlikte onu getirir, önemli bir yere komutan yapar. Yani hem komutan hem köle olur mu? Yani o komutanın köleliği nasıl bir kölelik olabilir? Komutan, adamın eline silah veriyorsun, emrine asker veriyorsun. Tamam mı? O nasıl köle olacak ki? Yani bizim şu Amerikan filmlerinde gördüğümüz manada köle olamaz. Olmamıştır da. Yani İslam tarihi boyunca böyle. İşte hikayesi ayrı. Şeyde Mısır'da Türk kökenli köleler devlet kurdular. Genel olarak da ulan köle devlet mi kurar denmedi. O itiraz eden var ama fiili kurdular. Şimdi o Memlüklere de bu Moğollar mektup gönderdi. Şimdiye kadar önümüzde kimse duramadı. Siz de sakın diretmeyin. Teslim olun ki şartlar hafiflesin. Size bazı ayrıcalıklar verelim, kırmayalım, geçirmeyelim, bazı şeyler verelim, bazı yöneticilikler verelim gibi şeyler, teklifler gönderiyorlardı. Elçiyle, dört kişilik bir elçi heyeti gönderdiler. Mısır'daki Memlük Devleti'nin başında aslında 1258'de bir çocuk vardı. O hanedan sülalesinden gelmiş bir çocuk. Oradaki baktılar şimdi Moğollar geliyor. İşte tehlike büyük. Bu çocuk da bu devleti onların karşısında zaten savunamaz. Yani büyükler savunamıyor. Onu nasıl savunacak? Tuttular yöneticiler. Aralarında anlaştılar. Ve o çocuğu aşağı ettiler. Yani düşürdüler yönetimden. Ve Kutuz isimli bir Türk komutanı adından belli, Arapça değil Kutuz. Bir Türk komutanı devlet başkanı yaptılar. İşte bu Kutuz'un devlet başkanlığında yine Kutuz'un komutanlarından birisi olan Baybars var. Baybars el-Bunduk Tari diyorlar. Bizim Türkçe'de hiç kullanmıyor o kısmı. Baybars var. Birinci Baybars. Sonra bir iki tane daha Baybars geldi. O Baybars komutan. Kutuz ve Baybars. Ama öncü kuvvetlerde Baybars var. Kutuz arkada. Şimdiki işte bu Gazze bölgesine geldiler. Gazze'yi aldılar şeylerin elinden. Moğolların elinden. Tabii değişik şeyler var, etkenler var hadisede. Bunlardan birisi devlet başkanları ta Çin seferinde ölmüştü. Bu sefer orada da iç karışıklıklar olmuştu. O karışıklıklar yüzünden asıl komutan gitmişti Moğolistan'a. Yerine bıraktığı Noyan diye bir herif var. Ketbuga Noyan. Noyan kalmıştı. Yani bazı etkenler var. Ama işin asıl püf noktası şu. Moğollar zaten kendilerine çok güveniyorlar. Dört tane elçi gönderdi. Dört kişilik bir heyet gönderdi. Teslim ol falan diye. Kutuz topladı askerlerini. Tabii korkarlar, teslim olurlar diye bekliyor Moğollar şimdiye kadar. Önlerinde hiç kimse durmamış ama. Hiç kimse durmamış. 10 bin kilometre civarında yol kat etmişler. Yani kıra kıra gelmişler. Orta Asya'dan ta Suriye, Filistin'e. Şimdi o Kutuz topladı komutanları, ne yapalım? Diretelim dediler. Diretelim. Gücümüz yeter mi? Bizim vazifemiz diretmek. İster yesin, ister yetmesin. Tamam dedi Kutuz. O elçi heyetini de astı.
Dördünü dört ayrı yere astı. Ya ben olsam yapmam ama işte elçiye zeval olmaması lazım. Tarihte uyguluyorlar onu. Elçileri de astı. Yani adama şey gönderiyor, senin tehdidinden korkmadım, gel ulan diyor meydana. Erkeklik yapıyor. Ondan sonra Gazze'ye doğru yola çıktı. İşte bugünkü Gazze'den biraz daha kuzey ve doğuda bir yer bugünkü şey. Aynı Calut denen yer. Oraya gelince, tabii savaş taktikleri uyguluyorlar. Ordu ikiye böldü. Öncü güçlerine de şeyi Baybars'ı komutanı onun. Baybars'ı gönderdi. Kendisi ormanlık arazide ordunun büyük kısmını sakladı. Sonra Baybars Moğol güçleriyle karşılaşınca direkt meydan savaşına girişmedi. Zaten gücü az. Şimdi Moğollar sırf Moğol olarak gelmiyorlar. Gelirken zapt ettikleri yerlerden ordu devşiriyorlar. Zorla alıyorlar. Mesela Gürcüler var. Ermenilerin ayrı ayrı orduları var. O Moğol ordusu içerisinde. Yani Moğollar ayrı, Gürcü ordusu var. Ermeni ordusu var. O sırada onların devletleri vardı orada. Şimdi yani bir birleşik ordu Moğollarınki. Aslında Memlükliler de çevreden yardım istemişlerdi Müslüman devletlerden. Bir miktar geldi ama çok da gelmedi. Yani o zaman da öyle birlik olamamışlardı. Birlik olamamışlardı. Fakat sayılarının azlığına, o Moğolların önüne geleni devirmelerine rağmen korkmadılar. Yola çıktılar. Yolda hatta bazı emirler, ya bu Moğollara karşı kimse karşı duramadı. Biz mi şey baba ettik yapacağız, geri döneceğiz biz dediler. Kutuz onları ikna etti. Böyle güzel şeyi de hitabesi de iyiymiş. Kutuz onları ikna etti. Dedi ki biz bak şimdiye kadar rahat rahat yaşadık. Bir sürü imkanlar var. Hani onlar yönetici emirler şeyi de imkanları da çok, mali imkanları da çok. Halk gibi değiller. Allah-u Teala'nın bu verdiği nimetlerden sonra bir defa bir imtihana gideceğiz. Kaçarsak ne olur? Ahirete inancınız yok mu? Sonra biz Allah için çalışırsak Allah da yardım edecektir. Korkmayın. Daha tarihten nice ne hadiseler var. Milletin ummadığı, başkalarının ummadığı zaferler var. Daha ashabtan başlayarak örnekler var. Ve ikna etti adamları, geri dönmediler. Şimdi tabii hadiseyi daha geniş anlatmak isterdim. Özeti şu, neden ben bu hadiseyi burada anlatma ihtiyacı hissettim? Bu sıralar benim zihnimi çok meşgul eden bir hadisedir bu. Ben benzerlik kuruyorum. Bir de tabi caizse tefeül yapıyorum. Yani iyiye yorarak, iyi bir sonuç umuyorum Allah-u Teala'dan. Olur tabii mu ki, olur yani? Tabii ki. Olur mu olur. Yani bugün Gazze'ye yakın o yerde, o güne kadar durdurulamayan Moğollar durduruldu. Moğollar geri çekildiler. Bugün de Gazze'de dışarıdan bakanların imkansız dediği şartlarda inşallah Müslümanlar bir zafer kazanacaklardır. Ben bu konuda ümitliyim. Ben tabii Gazze'de hala 5 ayı geçti, değil mi? 7 Temmuz'dan beri. 5 aydır hala nasıl diretebildiklerini ben anlayamıyorum doğrusu. Geçenlerde bir televizyon programına çağırmışlardı beni. Çağıran arkadaş dedi ki ya bir Filistin'i gel bir konuşalım programda. Dedim Filistin'in nesini konuşacağız? Eğer bugününü soracaksam ben bugününü ben anlamıyorum ki millete anlatayım. Televizyonlardan dinlediğimi niye ben yeniden satayım ki? Dedi. Ha tarih dedi. Tarihini iyi dedim gittik konuştuk. Bak sonradan kendi konuşmamı düşündüm. Benim de hoşuma gitti. İnşallah başkalarının da hoşuna gitmiştir. Ama şu yani Gazze'deki bu imkansızlıklara rağmen eğer 5 aydır arkalarında Amerika dahil bütün Batı'nın bir kısımda Doğu'nun Hindistan gibi olduğu İsrail hala Gazze'ye böyle harekat yapamıyorsa ve hala orada nasıl olduğunu bir türlü benim anlayamadığım o şey tünellerden birileri çıkıp bir şeyler yapıyorsa bu ümit var olmayı gerektirir. Ama tabii ki çok ağıra patladı, çok pahalıya patladı. 30 binden fazla şehit var, 100 binden çok fazla yaralı var. Taş taş üstünde kalmamış. Onları hangi parayla yapacaksın? Ya bunlar küçümsenecek şeyler değil. Ama şu var, öldük, bittik, yandık havasına girmemek lazım. Yani bu
Biz tabii herkes Müslüman olarak kendi görevini yapacak. Maddi, manevi, şimdi sosyal medyaysa sosyal medya, bilmem şeyse boykotsa boykot vesaire her neyse. Bazı yardım kuruluşlarına yardım etmek mi? Gidip bilmem fiilen çalışmak mı? Bazen bir çorba dağıtmak, bir çay dağıtmak bir hizmettir. Herkes kendi bir işler yapacak. Yani biz hepimiz görevimizi yapacağız ama ümit var olacağız. Çünkü iman varsa imkan vardır. İmanımız varsa Allah-u Teala'nın sonsuz kudret sahibi olduğunu, bir dünya, yani bırakın Yahudi'yi, Amerika'yı, dünyanın topunun Allah-u Teala'nın nazarında bir zerre kadar, toz kadar değerinin olmadığını bileceğiz, değil mi? Kainattaki sayısı bilinmeyen kadar şeyde, yıldızlar içerisinde, dünya ne kadar ki? Dünyanın içinde İsrail ne kadar ki? Dolayısıyla ümit var olmak lazım. Ama ümit var olmak, yan gelip yatmak, Allah'tan bir şeyler beklemek demek değil. Ümidimizi kesmeden gayret sarf etmek, bana ne düşüyor diye düşünmek, o bana düşüyor düşenler neyse o görev, o görevi de hakkıyla yapmak. Çünkü Allah-u Teala'nın huzuruna gittiğimizde hesap vereceğiz. O hesabı hakkıyla yerine getirmek için gayret sarf etmek lazım. İnşallah öyle o şey Baybars gibiler sizin aranızdan da çıkar. Bugün şeyden, Filistin'den de Gazze'den de çıkar. Daha da iyileri de çıkar. Ve onları analarından doğduğunda pişman ettirir. Ama bizim de bu acılarımız bir an önce son bulur. Allah-u Teala cümlemizi mesuliyetini yerine getiren birlik içerisinde aradaki ihtilafları ortadan kaldıran bir tavırla çalışan kullarından eylesin. Yani bu konuda en çok yapmamız gereken işlerden birisi de şu. Müslümanlar arasındaki ayrılıkları, fikir ayrılığı vesaireleri mümkün mertebe kavga sebebi yapmayacak bir tavırla birlik oluşturmak. Birlik oluşturmak lazım. Bu konuda inşallah ben dediğim gibi ümit varım. İnşallah Gazze'de başaracak. Biz Allah'tan niyazımız o başarıda bizim de bir katkımız olsun ve sorumluluktan kurtulmamız. Lillahi'l-Fatiha.